Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün bir makyaj videosuyla karşınızdayım. Bir yılbaşı makyajı sözüm vardı. Onu yapacağız bugün. Yine muadil ürünlerle yapacağım. Yüzümün yarısına başka ürünler, yarısına başka ürünler yapacağım. Sadece göz makyajını uygun fiyatlı ürünlerle yapacağız. Yine kapakta göreceğiniz üzere Taylor Swift'in makyajı olacak yapacağım makyaj. Saçlarımı ona benzetmeye çalıştım. O yüzden saçlarımı kestirmedim, merak etmeyin. Bunun da ayrıca Reels olarak çektik. Hızlandırılmış bir şekilde koyacağım. Hem YouTube'a hem Instagram'a. Şunu da söylemek istiyorum. Çıplak değilim şu anda. Üzerimde korse var. Onda. Bu tarafa uygun fiyatlı ürünlerle yapayım. Bu tarafa da pahalı ürünlerle. Önce dudak yağımı sürerek başlıyorum. Bütün ürünlerin isimlerini ekranda göreceksiniz bu arada. Bayağı uzun sürecek büyük ihtimalle bu makyajı yapmam. Hem ayrı ayrı ürünler kullandığım için hem de makyaj biraz zor bir makyaj aslında. O yüzden hani çok uzatmamaya çalışacağım yani. Baz olarak iki tane ürün var elimde. Bir NYX'in Plump Right Back bazı, bir de Milk Makeup Hydro Grip Primer bazı. Bunlar da bence önemli nokta, ikisi için de geçerli. İkisi birbirine çok benziyor. Yapı olarak çok benziyorlar. Nemlendirici bazlar bunlar bu arada. En önemli özelliği bence çok çok yapış yapış bir bitişi var. Hani fondöteni daha iyi bir şekilde cildinize oturmasını sağlıyor aslında. Fakat çok fazla kullanmamanız lazım. Gerçekten çok az bir miktar kullanmanız yeterli. Öyle yüzünüze boca etmeniz gerekmiyor yani. Yoksa fondötenin daha kötü ayrışmasına neden olabilir. O yüzden gerçekten çok az bir miktar kullanmanız yeterli. NYX de bu arada çok ucuz değil ama yapı olarak buna en benzeyen ürün buydu bence. Çok az bir miktar. Yani minicik bir kısmı yüzümün yarısına dağıtıyorum. Hydro Grip Primer'ı da aynı şekilde. İkisinin yani bakın şu kadarcık bir miktar sürdüm sadece. Bunun yapısı bir tık daha kalın diğerinden. Bir de bunun sevmediğim bir özelliği mesela bunda onu görmediniz ama bunu da görebilirsiniz. Güneş kremini birazcık oynatıyor bu arkadaşlar. O yüzden daha çok böyle gece makyajlarında falan tercih ediyorum. Bunu gündüz tercih ettiğim bir baz değil. Onu da eklemek isterim yani. Ama ikisi birbirine yapı olarak gerçekten çok benziyor. Eğer Milk'in bu ürününü merak ediyorsanız NYX'e de bakabilirsiniz. Küçük boyu çok daha uygun fiyata geliyor eğer. Hani çok fazla baz kullanan bir insan değilseniz benim gibi. Böyle özel gün makyajları için kullanacaksanız. Küçük boyuna da bakabilirsiniz kesinlikle. İkisi de çok güzel. İçerik listeleri olarak da güzeller yani. Şimdi fondötene gelelim. Şimdi arkadaşlar fondöteni ben spatula ile sürmeye başladım son zamanlarda. Instagram'dan beni takip ediyorsanız görmüş olmanız lazım. Bir sürü makyaj videosu yüklüyorum şu ara. Hepsini bununla kullanıyorum. Bu şekilde fondöteni çok daha ince bir şekilde yaymanıza yardımcı oluyor aslında. Hem de çok fazla fondöten harcamamış oluyorsunuz. Genelde insanlar fondöteni biraz yüzüne boca ediyor. Çok boca etmeniz gerekmiyor aslında. İncecik bir şekilde yaymanız bununla çok mümkün oluyor. Ben bunu Kore'den almıştım. Türkiye'de makyaj spatulaları var ama bu forumda bir şey bulamadım. Eğer bulursam aşağıya koyacağım ama. Pahalı tarafa Nars'ın bu yeni çıkarmış olduğu Light Deflecting Foundation'ı kullanacağım. Bu yeni çıkarmış olduğu fondöten gerçekten çok başarılı bir fondöten. Bunun metini çok fazla YouTuber'da gördüm yani yabancı YouTuber'da gördüm. O yüzden almak istedim aslında. Çok başarılı bir fondöten gerçekten. Hem çok böyle ışıltılı bir bitişi var aslında. Nemli bir bitişi var diyebiliriz bunun için. Ama gayet kalıcı da bir fondöten aynı zamanda ve cildi çok güzel gösteriyor. Yani böyle biraz kusursuz gösteriyor. Böyle blurlayıcı, gözenek gizleyici özelliği de var bence. O yüzden bir sürü cilt tipinin memnun kalacağını düşünüyorum. Sadece çok yağlı ciltler ve yağlı ciltler sevmeyecektir bunu ama karma kuru cilt çok beğenecektir. Diğer tarafı da buna benzettiğim aslında 3 tane ürün var ama biraz farklılıklar var bahsedeceğim şimdi. Birincisi Revolution'un Body Veil fondöteni. Bunu hem yüzde hem vücuda kullanabiliyorsunuz. Renk olarak da çok benziyorlar. Bu bendeki F3 rengi. Biraz pembe alt tonlu bunlar bu arada. Bu da nemli bitişli hafif. O yüzden bir sürü cilt tipine uyacaktır eğer. Çok yağlı cilt dışında yine. Bitiş olarak çok bu yakın diyebilirim. Ama kalıcılık olarak istiyorsanız bence bu iki fondöten daha başarılı. Bu Body Veil fondötenler. Yine Revolution'dan iki tane fondöten verelim de. Bir tanesi Conceal and Define fondöteni. Bir de In Real Life Filter fondöteni. Bunlar bir tık daha mat yapıda. Buna kıyasla daha çok saten bitişli diyebiliriz hatta. Conceal and Define birazcık daha saten. In Real Life birazcık daha mata kayıyor. Bu dört ürün birbirine benziyorlar bence. Bunu ben bir düğüne hazırlanırken bir makyaj videosu çekmiştim. O videoda kullanmıştım. Onu da buraya bırakırım izlemek isteyenler için. Bunu da daha önce kullanmıştım zaten. Başka makyaj videolarımda. O yüzden şimdi yine Body Veil'ı kullanayım ben. Bunların arasındaki en belirgin fark bence hani bu parfümsüz bir ürün. Nars parfümsüz. Revolution bayağı parfümlü bir ürün ama tabii çok bereketli. Yani 120 ml arkadaşlar bir fondöten için bayağı bereketli. Pahalı olan kısmına başlayalım. Şöyle elime birazcık sıktım. Spatula'yı aldım şu şekilde. Böyle cildinize 45 derece yatay tutarak
dağıtıyorsunuz aslında. Fark ettiyseniz fırçayla sürmekten daha pürüzsüz bir görünüm sağlıyor. Yani fırça iz bırakıyor ya, üzerinden mutlaka süngerle geçmeniz lazım. Gerçi bunlara süngerle geçiyorsun da o. Çok daha ince bir katman halinde sürdüğümü fark ettim bunun sayesinde. Fırça öyle birazcık daha fazla kalın duruyor sanki. Bir de bu kadar pürüzsüz bir görüntü olmuyor. Bununla devam ediyorum. Kaşlarımı yapacaktım. Neyse. Spatula'yı siliyorum. Revolution'u kullanacağım. Bu renk olarak buna çok benziyor gerçekten. Süngerle dağıtmaya başlıyorum. Bir kısmı için bunu kullanacağım. Diğer kısmı için de bu tarafı kullanacağım. Bu arada Nars'ın değişik bir kokusu var. Böyle bir kimyasal kokusu gibi. Kötü kokuyor yani bu fondöten. Bilginiz olsun. Ama tabii yapısı çok güzel. O yüzden hani genelde böyle akşam kullanıyorum ben bu ürünü. İçerisinde SPF falan da yok. Bunun da içerisinde SPF olmaması lazım. Evet, bunun da içerisinde SPF yok. Dolayısıyla ikisi de aslında flashlı makyajlar, yani flashlı fotoğraf falan çekileceksiniz. Uygun, yani akşam kullanmaya uygun ürünler. Revolution'un bir tık daha az kapatıcılığı var bu arada. O yüzden bazı yerlere birazcık daha geçeceğim bunu. Ama renk olarak çok benzediklerini görüyorsunuz. Ayırt etmek pek mümkün değil. Ve ikisinin de bitişi gerçekten benziyor. Şimdi kapatıcıya geçelim. Pahalı tarafa Nars Radiant Creamy Concealer'ı kullanacağım arkadaşlar. Ona benzeyen iki tane ürün getirdim yanına. Bir tanesi Revolution'un Radiant Under Eye Concealer'ı. Bir de NYX'in Bare With Me Concealer Serum ürünü. İkisi de nemli bitişli kapatıcılar. Özellikle bu tarz bir ürün istiyorsanız bu ikisine de bakabilirsiniz bence. Revolution Pro Rossmann'larda satılıyor. O da Nihal'in önerisiydi bu. Ona da teşekkür etmiş olayım buradan. Bu tabi biraz özel gün makyajı olduğu için normalden daha fazla sürüyorum. Bu tarafa da Revolution Pro'yu süreyim. Bunun rengi bir tık daha koyu bu arada. Daha açık rengine bakabilirsiniz. C3 rengi bendeki. C2 ve C1 bunlar daha buna yakın olur. Şu anda kamerada nasıl çıkıyor bilmiyorum ama bu taraf birazcık daha aydınlık duruyor. O yüzden NYX'i de kullanayım. Çünkü bunun rengi bir tık daha açık. Geçen muadil videosunda bu ikisini göstermiştim aslında ama bir tanesi birazcık daha soğuk kalıyor. Kontür ürünlerinden bahsediyorum. Fenty'nin Amber Stick'i. Bir de Rival Loves Me'nin Contour Stick'i. Bir numarası. Aralarında birazcık farklılıklar var. Yani bu birazcık daha soğuk ve birazcık daha sıcak. Ama yani bu da normal skalaya göre bu da soğuk kalıyor bence. İkisini de kontür için çok severek kullanıyorum. Şimdi pahalı kısma geçiyorum. Şu Fenty, bu da Rival Loves Me. Gördüğünüz gibi bu birazcık daha sıcak tonlu ama yine de güzel duruyor cidden. Pahalı tarafa Westman Atelier diye bir marka kullanacağım. Bu bayağı pahalı bir marka arkadaşlar. Ben bunu Cult Beauty sitesinden almıştım. Kedi tüyü. Çok güzel bir ürün. Gerçekten hiçbir lafım yok. Fakat gerçekten çok pahalı ve uygun fiyata çok güzel kremalıklar var bence piyasada. O yüzden yani çok olmasa da olur diyebileceğim bir ürün oldu benim için. Buna muadil olarak gösterebileceğim bir de Lycton böyle bir krem allığı var. Pink Dream. Şöyle bolca sürdüğüm zaman ikisi arasındaki farkları görün. Şöyle yapı olarak bence benziyorlar. Hatta birazcık daha az pigmentli ona göre. Şuradan pigmentinin daha fazla olduğunu görebiliyorsunuz. Bu Westman Atelier. Bu da Lycton. Ama yani zaten dağıtarak sürdüğünüz için yanakta çok belli olmuyor. O yüzden şimdi yüzümde göstereyim. Bu arada ben bu tarz stick aldıkları yüze sürüyordum önceden. Artık yapmıyorum. Elin üstüne sürüp ondan sonra fırçayla alın bence. Ve iki ayrı fırça kullanıyorum bunun için. Bu arada Taylor'ın makyajında çok fazla allık varmış gibi gözükmüyor. Hatta neredeyse pek allık yok ya. Daha çok bronzer ve kontür varmış gibi. O yüzden hani böyle açık renk bir allık getirdim. Bu tarafa da Lycton'u sürüyorum. Yani birebir aynısı değil ama bence yanakta çok benziyorlar. Hatta geçen sürdüğümde dedim ki ya bu allığa çok benzemiyor mu diye bir elimin üstünde deneyince o kadar benzetemedim ama yanakta bence benziyorlar yani. Yüzümü sabitlemeden önce bir de kaşlarımı da yukarıya doğru tarayacağım. Pahalı taraf için Anastasia'yı kullanacağım. Daha uygun fiyat taraf için de Soulfly'ı kullanacağım. Şunu söyleyebilirim. Soulfly bir tık daha kaşları sertleştiriyor ama çok
Hani piyasadaki diğer muadilleri gibi aşırı sert yapmıyor kaşları. O yüzden bunu çok seviyorum ben gerçekten. Brow Freeze de daha böyle yumuşak bırakıyor kaşları. Çok böyle zamk gibi yapıştırmıyor yani. Gerçi biraz da nasıl kullandığınıza bağlı ama yani iki ürün de güzel bence. Bu arada Taylor'ın kaşları bayağı kavisli. Tabii benim kaşlarım daha düz. O yüzden nasıl benzeteceğim bilmiyorum ama elinden geleni yapacağım. Bir de çok kalın yapmamış gördüğünüz gibi. Birazcık daha ince yapmışlar. Yani iki üründe bence böyle bu arada beyazlık bırakmıyor. Yani böyle parça parça durmuyor. O yüzden seviyorum aslında ikisini de. Bu aşamayı bu arada makyaja başlamadan önce yapsanız daha iyi olur. Yani bazdan bile önce yapsanız daha iyi olur. Bu şekilde hani beyaz beyaz fondöten kalıntısı falan da kalmadı. Ben unuttum. Yapmadım ama. Siz bence makyaja başlamadan önce yapın bunu. Şimdi sabitleyebiliriz artık yüzümüzü. Şöyle bir şey yapacağım. Pahalı kısma Givenchy'nin Premium Lip pudrasını kullanacağım. Bendeki 3 numarası bu. Pembe bir pudra arkadaşlar. Özellikle son zamanlarda pembe pudralar çok trend oldu. Şöyle göstereyim. Hafif pembemsi bir rengi var. Bu pembe renk aslında göz altını çok güzel bir şekilde aydınlatmaya yardımcı oluyor. Yani birazcık böyle renk düzenleyici gibi bir görev görüyor. Tabii çok hafif bir şeyden bahsediyoruz ama gene de faydalı oluyor bence. Şöyle bir kısmını elime alacağım. Ha, bu arada buna muadil olarak gösterdiğim ürün de bence Revolution'un Loose Setting Powder'ı. Light pink olanı bu arada. Bunun bir sürü rengi var. Bendeki light pink olan. Bunu daha önce ben şeffaf olanı da denemiştim. O da başarılı. Ama bunu daha çok sevdim. Renk olarak da Givenchy'ye bayağı benziyor gerçekten. Şöyle bir pudra pufuyla beraber kullanacağım. Biraz oluyorum ve iyice yayıyorum ürünü pufa. Evet, bu kısım daha matlaştı gördüğünüz gibi. Zaten gördüğüm kadarıyla makyajı da o kadar ışıltılı durmuyor, o yüzden iyi oldu. Şimdi bu tarafa da Revolution süreyim. Bunun da rengi hafif pembeye kaçıyor. İkisinin arasındaki en belirgin fark şu diyebilirim. Givenchy'de birazcık ışıltılar var, böyle hafif simler var gibi ama çok çok yoğun ışıkta anlaşılıyor. Ama bu daha mat bir pudra. Fakat bu da gözenek bulunuyor, aynı bunun gibi. Dolayısıyla kesinlikle muadil bence. Sadece Revolution'u bulmak biraz zorlaştı. Sanırım ya piyasadan kalkıyor ya da stok sıkıntısı var. Bilmiyorum ama ben de bulamıyorum. Eğer bulursam dediğim gibi yine videonun altında bulabilirsiniz. Çok fazla bu tarafa getirmiyorum gördüğünüz gibi. Hani burası ışıltılı kalsın diye ama onun dışında bütün yüzümü pudralamış oldum. Kaşlarımı da doldurayım. Bu arada yanıma uygun fiyatlı bir kaş kalemi getirmedim çünkü bitti yani. Yok. Annişe'yi kullanıyorum son zamanlarda çok fazla. Bu yeni çıkarmış olduğu kaş kalemleri kesinlikle şeye çok benziyor. Huda Beauty'nin kaş kalemine çok benziyor. Aynı incelikte ve aynı güzel yapıda. Kesinlikle bakılabilir bence. Daha uygun fiyatlı olarak da benim sevdiğim Deborah Milano'nun kaş kalemleri var. Böyle ince kaş kalemi olarak. Onlara da bakılabilir. Yani çok kalın doldurmamaya çalışacağım. Normalde ben daha kalın dolduruyorum kaşlarımı ama daha ince ve kavisli yapmaya çalışıyorum ama. Bitiyor. Yok. Az kaldı. Makyaj. Ben alışkın, merak etme. Daha gövdere yapacağız gerçi. Az kaldı ama. Eyeliner'ım var. Aydınlatıcım var. Var. Evet. Ruj var. Biliyorsun artık hepsini tabii ki. Bana soracaksın bunları. Evet, ya ben kaşlarımı almıyorum arkadaşlar. O yüzden çok eşit değiller. Ama idare edeceksiniz artık. Saçlarımın rengi birazcık daha bakıra kaçıyor şu anda. Ama kaşlarımı boyamadım. O yüzden renkli bir kaş maskarasıyla çok azıcık üstünden geçeceğim. Rengini eşitlemek için. Yani bu kaşları boyuyor. Farkındaysanız bu daha küllü duruyor. Bu daha sıcak duruyor şu an. Şimdi artık göz makyajına geçebiliriz. Şu gözümün üstünde topaklanan kısmı siliyorum. Farbazı uygulayabilirsiniz isterseniz. Ben uygulamayacağım. Çok soğuk bir makyaj yapmışlar. Zannediyorum makyajı da Pat McGrath yapmış. Klibinde de ona yer vermiş böyle sonunda. gördüğümde bayağı şaşırmıştım. Kadın da oynamış klipte diye. Onun paletlerinden birini kullanmış olmaları lazım ve biliyorsunuz kadının paletleri bayağı güzel. Yani bayağı böyle işte duo krem farlar, metalik farlar çok başarılı onun paletlerinde. Bana uygun fiyatlı bir
palet kullanacağım şimdi. Technique Max'ın Mega Matte paletini kullanıyorum. Bu soğuk abdonlu bir palet. Ve böyle hani dumanlı makyajlar yapmak istiyorsanız aslında güzel bir tercih olur. Sadece bunda tek eksik bence siyah far yok. Keşke siyah far olsaymış bunda. Onun içinde birazcık daha koyu bir far olan bunu kullanacağım. Bu da Wet n Wild markasının bu mini paletlerinden. Camouflant rengi. Hatta şu metalik gümüş rengi de kullanacağız göz kapağı için. Fakat göz kapağı için başka bir far aldım. Daha böyle gümüş olması için. Florman'ın bu Silver Leaf tekli farını kullanacağız arkadaşlar. Bu bayağı simli, çok güzel bir far gerçekten. Fakat bunun daha kalıcı olması için birkaç tane önerim olacak. Hepsini anlatacağım. Başlayalım o zaman. Önce göz çevresini şekillendirmekle başlayalım. Fırçaları temizlemek için de Shade and Swap W7. Ben bunu Eve Shop'lardan almıştım. 5 lira gibi bir fiyatı vardı o zaman. Şu an kaç para bilmiyorum. Var mı onu da bilmiyorum. Böyle tokalar olur ya, topuz tokaları. Onlar da olur aslında bence. Fırçaları bu şekilde hızlıca temizlemek için çok faydalı oluyor. Şimdi Soulfly S02 fırçasını alıyorum. Bu çok güzel bir dağıtma, karıştırma fırçası. Şu rengi kullanacağım şimdi geçiş rengi olarak katlanma çizgisine. Bu arada albümden favori şarkılarım da konuşayım. Gerçekten Midnight albümünden çıkamıyorum arkadaşlar. Yani son zamanlarda dinlediğim en iyi albüm olabilir. Açıkçası Taylor Swift hayranı olmadım hiçbir zaman. Ama bu albüm böyle rekorlar kırınca, çünkü 10 şarkısı da işte Billboard ilk 10 şarkısı oldu falan böyle. Dedim ki ne yapmış olabilir bu kadın, yani bu kadar güzel mi gerçekten şarkıları diye. Çünkü ben Taylor Swift'i country şarkıcısı olarak biliyordum yani. Fakat kadın pop'a geçeli bayağı olmuş yani. Ondan da haberim yoktu açıkçası. Albümü bir kere dinledim, dedim ki yani çok abartılmıyor mu falan dedim. Fakat sonra çok tabii akılda kalıcı şarkılar ve tatilde sadece bir albüm dinledim diyebilirim ya. Bir ay boyunca sadece bir albüm dinledim gerçekten. İnanılmaz iyi bir şarkı yazarı. Bütün şarkılarını kendi yazıyor zaten. Onun için de ayrıca tabii tebrik etmek lazım. 10 küsur senedir bu işi yapıyor. Ve sürekli ilham doluyor yani, nasıl oluyor bilmiyorum. Şarkıların gerçekten, yani şarkı yazarlığı gerçekten başka bir seviyeymiş yani, onu da görmüş oldum. Neden bu kadar hayranı var anlamış oldum yani. Şimdi şu gözünün ortasındaki gümüş kısma geçelim. Şu farı kullanacağım onun için. Şu Wet n Wild'ın. Bir de üzerine de hani daha da rengi patlatmak için Flormer'ın bu farını kullanacağız. Bu tarz bir ürünle kullanacağım. Aslında bu nasıl denir? Hani Inglot'un Duraline ürününü biliyorsunuzdur. Bu pigmentleri bununla karıştırarak daha dayanıklı yapabiliyorsunuz. Daha uzun süre dayanıklı oluyor en azından. Onun daha uygun fiyatlı bir versiyonunu buldum ben Rossmann'da. River Labs'in Waterproof Maker Drops diye geçiyor. Bundan birazcık pigmenti alıp karıştırıp gözün üstüne geçeceğiz sonra. Bir tarafa Duraline yaparız, bir tarafa da bu River Labs ile yaparız. Aradaki farkı görürsünüz. Fakat altında bir gümüş baz istiyorum ben. Metalik bir baz istiyorum. O yüzden onun için de Wet n Wild'ın şu farını kullanacağım. Bunu da fırçamı ıslatacağım önce. Ve çok küçük bir fırça kullanıyorum. Bu Anishia'nın fırçası. Fırçaya sıkıyorum biraz. Bu fotoğraftan çok iyi anlaşılmıyor ama ben videoda izlerken fark ettim. Şöyle yuvarlak geliyor yani, bayağı bir geliyor gözün iç kısmına doğru. Bunu böyle bırakıyorum şimdi. Bu tarafı da yapacağım. Şu gözün iç kısmını da bunlarla yaparız. Yine gözün üstüne de geçeceğim bu arada. Yani bunu aslında tek başına da kullanabilirsiniz. Çok güzel parlıyor gerçekten ama birazcık nasıl diyeyim, şeffaf gözüküyor. Ben daha böyle yoğun olsun, daha pigment gibi olsun ve daha dayanıklı olsun istiyorum. Çünkü bu böyle gidiyor hemen gördüğünüz gibi. Çok dayanıklı bir far değil yani. Şöyle bir bıçakla birazcık üstünden kazıyım bunu. Duraline alacağım. Bir iki damla, maksimum iki damla, daha fazla damlatmayın. Ben bir damla damlatacağım, bir ölçeceğim önce. Yani ne yaptığımı anlatabilmişimdir umarım. Bunu böyle pigment, yani likit pigment haline getiriyorum resmen. Bu şekilde daha uzun süre dayanacak gözde. Hem de daha da rengi patlayacak yani, şöyle görebilirsiniz. Şu gözün iç kısmını da yapıyorum.
Bayağı bir metalik duruyor farkındaysanız. Şimdi elimi sildim. Bu tarafı da diğer Riva Loves Me'nin bu droplarıyla yapacağız. Aynı fırçadan bir tane daha var. Onunla yapacağım şimdi. Şimdi artık eyeliner'a geçebiliriz. İki farklı eyeliner göstereceğim. Bir Hindaş markasının bu. İsmi yazmıyor. Hindaş'ın bir tek de eyeliner'ı var zaten. Ekranda ismini göreceksiniz. Dubai'ye gittiğimde almıştım ben bunu. Gerçekten çok güzel. Hani böyle Japon eyeliner'ına çok benziyor. Bunun hem fırçası hem yapısı böyle kolay oynayan güzel bir fırçası var. Yani yeni başlayanlar da çok rahatlıkla kullanabilir. Ona benzettiğim bir üründe Physicians Formula'nın eyeliner'ı. Bu waterproof olanı. Bu gerçekten çok kalıcı. Genelde gece makyajlarında bunu kullanıyorum ben. Hindaş'tan daha kalıcı. Onu da söylemek istedim. Bu waterproof olduğu için daha iyi yani. Önce Hindaş'la başlayalım. Bayağı normal, uzun, geniş bir kuyruk çekeceğim şimdi. Dümdüz bir çizgi halinde çekmeniz gerekiyor. Fakat buraya tabii birazcık far falan süreceğiz. Şimdi diğer tarafı yapalım. Bir de siyah göz kalemiyle hem gözün içinden geçeceğim hem de birazcık gölge yaratacağız. İç tarafı da siyah olsun istiyoruz o yüzden. Alt kirpik hem de üst kirpik dibine geçin bence. Şu gözün arasındaki iki çizginin arasında da gümüş renk gözüküyor. O yüzden yine aynı şu pigmenti alıyorum. Normal farla yaptığım. Ama daha ince bir fırça lazım. Bir dakika. Açık renk, yani ikinci rengi alıyorum yine paletteki. Evet, kirpik de takalım. Bitti sayılır. Riva Loves'dan şöyle bir kirpik almıştım. Buna bayağı büyük aslında ama hani zaten makyajda abartılı olduğu için katı durmayacak diye düşünüyorum. Bu arada yapıştırıcı olarak da Duo'nun yapıştırıcıyı kullanacağım. Bu bendeki şeffaf olan. Geçen gün bunu Trendyol'dan aldım. Aldığım yerden sahte ürün gönderdiler. Ürün içinden çıkmadı bile yani. Hani böyle sıkıyorsun, ürün çıkmıyor. Sonra bir baktım, üzerinde Made in China falan yazıyor. Arkadaşlar bu Amerikan ürünü yani. Made in USA olması lazım. Bilginiz olsun, Trendyol'da çok fazla sahte satıcısı varmış bunun. Satıcının da özellikle Mac olmasına dikkat ettim. Oradan sahte bir şey almanız mümkün değil. Böyle dikkat edin yani. Bir de içerik listesinden aslında ben bir şey oldum, dedim ki yani bu içerik listesi iyi gözükmüyor, nasıl böyle içerikler kullanmışlar dedim. Çünkü benim bildiğim kadarıyla bunun içerisinde rubber latex var. Yani latex var yani bu yapıştırıcının içerisinde. Fakat onun içerisinde bambaşka içerikler vardı. Oradan bir kıllandım yani. Bilginiz olsun. Bu gerçekten piyasadaki en güzel yapıştırıcı bence. Fakat şöyle bir şey yapmanız gerekiyor. Bunu hani kullanamayan kişiler olabilir daha önce denediyseniz. Bir yarım dakika beklemeniz gerekiyor. Yani ürünü sürdükten sonra kirpiğe. Yarım dakika beklemeniz lazım. Ondan sonra gözün üstüne daha rahat bir şekilde oturtabilirsiniz. Çünkü öteki türlü yapıştıramayacaksınız yani. O kadar çok sahte ürün satıyorlar ki ya. İnanamıyorum yani. Nasıl olabiliyor ya bu? Yani Trendyol çünkü hiçbir şekilde denetlemiyor. Hadi Trendyol denetlemiyor ama bunun bir sonucu yok mu yani satıcıya? Anlamadım ki, bilmiyorum yani. Çok saçma. Sen bir şikayet oluşturdun mu? Oluşturdum tabii canım. Yani iade aldım. O kadar. O kadar. Böyle arkadaşlar, dikkat edin yani. Makyaj ürünlerinin bile sahteleri var. Kirpiği birazcık şöyle
yumuşatmanız gerekebilir ilk kez kullanıyorsanız özellikle. Bir de hani tabii benim mesela gözlerim küçük. Genelde kesmek zorunda kalıyorum. Keserek de kullanabilirsiniz. Yani başından kesmeniz iyi olabilir. Şimdi yarım dakika bekliyoruz. Senin ileri derece Fransızca mı var? Fransızcam çok iyi değil. Yani konuşamıyorum. Anlıyorum ama. İngilizcem iyi zaten. Sen ekonomi mi eğitim almıştın? Yok, endüstriyatası. Hiç çalıştın mı peki meslekle ilgili? Yoksa okuldan mezun oldun mu bıraktın mı? Yok ya, çalıştım ya. Bayağı mimarlık ofislerinde falan çalıştım. Otelde de çalıştım. Tasarımları yaptım bazı. Mobilyalarım falan. Severek okuduğum bölüm oldu mu? Yani evet olmadı evet severek okudum ama yani son sene aslında biraz sıkıntılıydı çünkü şey yapamadılar. Yani iyi yönlendiremediler bizi. Sen İngiltere'de okumadın mı ya? İngiltere'de okudum. Yani orada da mı yönlendirememe sorunu var? İnanamıyorum. Türkiye'de falan çok duyarsın böyle şeyleri de. Türkiye daha iyi bile aslında bu konuda. Şeyde İngiltere'de bizim aldığımız eğitim sanat eğitiminden çok farklı değildi yani. Birazcık daha teknik konulara değinmeleri gerekiyordu. Ama değinmediler. Çok böyle dımdızlak kaldık yani. Ben mesela bir üç boyutlu polygon öğrenmeden... Şu an tam onu soracaktım. Nasıl olabilir böyle bir şey ya? Hiçbir şey öğretmediler. Biz zorla dedik ki okula geliyoruz ve üç boyutlu polygon öğretmeyecek misiniz gerçekten Endüstriyel dedik. Endüstriyel tasarım yani bu. Evet ve öğretmediler ve biz baskı oluşturduk. Ancak o şekilde dışarıdan bir öğretmen tuttular bize. Aa, şu an ben şok. Ya, teknik işimi kendin öğren diyor yani. Okula bunun için gitmiyorsun. Çok saçma. Okula bunun Hayır, için gidiyorsun yani. Her alanda tabii ki okuldan sonra kendini geliştirebilirsin. Bir şeyin üstüne tabii eğilebilirsin ki, ama tabii yani... ki ama zaten okula giderken bir yandan ben İstanbul'a geldiğimde o bir aylık tatillerde falan gidip 3D eğitim falan alıyordum. Çünkü okulda öğrenmedik yani. Herkes kendi kendine öğrendi. İnanılır gibi değil. Gerçekten yani. İnanılır gibi değilmiş ya. Bu arada maskaraları sürelim. Bir dakika. Bu arada eyeliner'ı da birazcık geçeceğim. Tamamen şeffaflatsın diye bekliyorum yapıştırıcı. Pahalı tarafa Charlotte Tilbury'nin Pillow Talk Push-Up Lashes. Bunu kullanacağım. Uygun bir fiyat tarafa da Bolis Fake It maskara. İkisi arasında favorim Bolis olur. Onu da söyleyeyim yani. Bu da güzel bir maskara ama özellikle benim gibi ince kirpikleriniz varsa ince ve kısa. Bu güzel bir maskara gerçekten. Uzaklığımız geçti. Çok güzel geçti ya. Ya bir ay yalnız ben yani çok bir sürü içerik çektim ama vlogları paylaşma şeklinde şeyler geldi. Neden? Ya saçmalama gözünü seveyim ya bu böyle bir şeye girme bile ya. Bu ne? Yani bu yemek, bak yemek paylaşsan anlarım. Ben yemek olayına biraz karşıyımdır böyle. Öyle mi? Yani gerçekten evet. Mi? Ama yemek tarifi paylaşsan. Hayır, o öyle değil. Yani mesela şey vardır. Hani her şeyi yedik, şunu yedik, bunu evet, yedik falan gibi mi? Ona katılıyorum tamam mı? Orada çünkü gerçekten yiyemeyen insan olabilir. Bir yemek konusunda böyle bir şeyim var benim. Kırmızı çizgi demeyeceğim de etik olarak böyle rahatsız olduğum yerler var. Ama yani gezmişsin, tatile gitmişsin. Olabilir abi, herkes tatile gitmek zorunda değil. Yani orada insanların nefsini oynamıyorsun sen. Hmm. Bence orada bir hatalı bir şey yok. Bence paylaşmalısın. Vlogları. Tabii. Çektim, bayağı bir şey çektim bu arada yani. Bence hiç acıma onları koy ya. Bak orada yemek koyabilirsin, uzak doğuya gitmişsin. Hı hı. Yani sokaktaki yemekleri tabii ki koyacaksın. Benim bahsettiğim şey, yani böyle görgüsüzce yemek paylaşan tipler var ya, ben onlardan bahsediyorum. Yoksa... Anladım, yok. Öyle bir şey yok ya. Bu kısım ben çok zor ya. Ben sana değil, ben Berkant'ın bir ay böyle devrilmesine şaşırdım. Ben şey, işlerden falan, böyle yoğunluğu falan filan konuşuyordunuz ya. İşlerden falan dolayı böyle gidemez diye düşünmüştüm. Bir aylık bayağı uzun bir zamanmış. Ya, ama bir ay bayağı tabii uzun. Ama o öyle istedi ya. Ben hani ben iki hafta dedim, iki hafta. Fazlasıyla yeterli olur ama. Şu taşları kullanacağım bu arada. Bunlar nail art taşları ama makyajlarda da kullanabilirsiniz. Hani iki senedir tatile gidemiyoruz diye istedi önce. Gerçekten hani kafamı dinlemek istiyorum. Orada da çalıştı ama yani normaldekinden çok daha az çalıştı tabii. Bu arada hani önce yapıştırıcıyı sürüyorum fırçayla, sonra taşları üzerine yapıştıracağım. Aydınlatıcı kısmında da bu tarafa MAC Double Gleam aydınlatıcısını, bu tarafa da Maybelline'in Face Studio Chrome Extreme
Hangisi? Bu Diamond Glow olan. Bunlar birbirlerine gerçekten çok benziyorlar. Oldukça metalik aydınlatıcıları seviyorsanız bunlara bakabilirsiniz bence. İkisi de güzel. Maybelline bir tık daha parlak hatta. Bu taraf daha aydınlık duruyor. Daha metalik bir yapısı var bunun bence. Ama renkleri falan çok benziyor bence. Evet, şimdi dudak makyajına gelelim ve bitirelim. Şimdi fark ettiyseniz burada birazcık ombre bir dudak makyajı var. Yani kenarları daha koyu, ortası daha açık. Daha koyu bir dudak kalemiyle kenarları geçeceğim önce. Birkaç tane alternatif göstereceğim. Bunu yapabileceğiniz, yani bu rengi elde edebileceğiniz. MAC'in Half Red. Ben şimdi hepsini elimin üstüne çizeceğim. Ondan sonra göstereceğim bir dakika. Şu Half Red. Bu da NYX Mahogany. MAC Half Red. Şu da NYX Mahogany. Bu Golden Rose 519 numara. Bir de Light ismini ekrana yazacağım. Bunların hepsi uygun olur bence bu makyaj için. Ben şimdi bir tarafa MAC, bir tarafa da NYX'i uygulayacağım. Aldığı tarafa Lisa Eldridge'in Velvet Ribbon. Bu benim en sevdiğim soğuk alt tonlu kırmızı rouge. Ona muadil olarak da aslında birkaç tane renk var elimde. MAC markasının Ruby Woo rouge'u aslında buna çok benziyor. Ya da L'Oreal markasının böyle bir liquid rouge'u var. Yine numarası ekranda olacak. İsmi ekranda olacak. O da çok benziyor bence. Ya da Sephora'nın bu liquid matte rouge'ları da çok başarılı. Bu benim en sevdiğim kırmızı rouge'lardan bir tanesi. Yani bunların hepsi benziyor aslında. Bunu sürüyorum önce. Sonra kenarlarını dağıtacağım bu arada. Bu makyajı yaparken aklıma şey geldi ya. Cruella makyajı mı yapsın acaba? Cruella güzel olur aslında. Benziyor bu aslında biraz. Evet, yani şey oldu şu anda. İki tarafı farklı olunca. Aslında dudak kalemini daha bile koyu seçebilirsiniz. Yani bayağı bir ombre gözüküyor çünkü. Şu dudağın etrafını biraz temizleyeceğim bir dakika. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bayağı bir uğraştık yani gördüğünüz gibi. Başka makyaj istekleriniz varsa aşağıya yazabilirsiniz. Bu makyaj benden gerçekten çok fazla isteyen kişi oldu. Özellikle bu Taylor'ın son zamandaki makyajlarını da paylaştıymışsın sanırım. Bunu özellikle isteyen olmuştu ama bayağı zor bir makyaj bence. Ama yılbaşına yakışır diye düşünüyorum. Hani belki bu kadar abartı bir şey yapmak zorunda değilsiniz ama belli başlı bazı kısımlarını alabilirsiniz en azından. Videoyu burada durduralım. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.